Değerli futbol severler, Altay Kasımpaşa sezonun son maçı artık Göztepe gibi bir diğer temsilcimiz Altay'da Süper Lig'e veda ediyoruz. İzmir futbolu için üzücü bir durum. Güzide bir ekibimiz Altay, Kuvayi Milliye takımı, Kuvayi Milliye yıllarında kurulmuş bir kulübümüz. İzmir'de binlerce seveni, aşığı olan bir kulübümüz. Yanımızda Altay'a gönül veren bir abimiz var. İzmir futbolundaki düşüş neden? Altay bu durumlara neden geldi? Bu konu hakkındaki görüşlerini alacağız. Evet abim, neden bu durumlara düştük? Üzüntülüyüz. Valla hepimiz İzmirli olarak üzüntülüyüz tabii. Sadece Altay değil, Göztepe'nin durumları üzüntülüyüz. İkimiz de aynı sezon düşmemiş tabii, manidar oldu. Bu biraz bana geçenler atmak gibi geliyor abi. Yani içerideki ayağını yorganına göre uzatmamalar, bir sürü borçlar, bunları saklamalar. Yeri gelince her şey ortaya çıkınca, gün yüzüne çıkınca takımların da içindeki yani performanslar da ona göre oluyor. İkisi de bu sezon, yani Göztepe bizden biraz daha tecrübeli, biraz daha altyapı olarak daha tecrübeli bir yöneticilikti ama biz de çıktığımız ilk sezon veda etmesi üzücü oldu. Üstüne yönetimde gelen kaos haberleri, saçma sapan şeyler, bunlar önce bu tuzu biberi olduğu bir şey, yani üzüntülüyüz. Peki Altay büyük bir camia. Yıllardan bu yana İzmir futbolunda hasretiz. En son Türkiye Kupası'nı İzmir'e getiren Altay. Hani bu kaostan çıkabilecek miyiz? Çünkü bütün temsilcilerimiz maalesef bu sezon başarısız oldu. Neler yapılması gerekiyor? Bu kaostan nasıl çıkacağız? Vallahi her sene aynı şeyleri söylüyoruz. Şey gibi, şaka gibi, hani İzmir bir arada olursa işte herkes bir ne bileyim taşın altına elini koyarsa zaten hiçbir İzmir kulübü bu durumda olmazdı diye. Hani bir sürü tanınmış camialı simalar başta Mustafa Denizli yani. Mustafa evet. Denizli de, ona da ayrı bir değinmek istiyorum. O da geldi. Her şey istediği gibi oldu. Senaryo kötü gidince bir anda döndü, arkasına dahi bakmadı gittiğinden beri. Yani onun da çıkıp bir şeyler söylemesi, ne bileyim, biraz bir başkanlık için adı geçiyordu. Sonra açıklama yapmış olmayacağım diye. Yani o da normal ama hani sırtını dönmesi, bu da manidar. Evet. Yani bu borçları da geriye dönüp baktığımızda sonuçta hani bunda Mustafa Denizli'nin de payı büyük. Ve benim üzüldüğüm bir nokta var. İzmir kulüplerini birleştiren, destek için kurulmuş İzvak başarılıdır veya başarısızdır. Ama ben geçen hafta Altınordu'nun maçına gittim. Maalesef İzmirli spor severler gerekli desteği Altınordu'ya vermediler. 200-300 kişi ve Altınordu küme düşmeme mücadelesi veriyor. 200-300 kişiyle bir maç oynandı. Çok enteresan bir durum. Hani İzvak yeterli mi? Bir anda Göztepe ile Altay gündemde olunca Altınordu da tabii unutuldu, o da son dakikada. Evet, son yani maçta kurtardı. Için, hani bir yandan o biraz sevindirici oldu ama tabii Altınordu Altay Göztepe'ye göre unutuldu diyebilirim yani. Düşse arada o da kaynayacaktı, gidecekti. Evet. Çok kötü olacaktı yani. Maalesef. En azından bu sene bir ikinci ligde 301 takımı birden. Evet. Biraz daha şansımız yüksek. Seneye derbi maçları oynanacak. Bu arada evet. Menemen Spor da maalesef düştü. Yani iyi gidiyordu. İşte bunlar hep altyapı problemleri de biraz. Yani İzmir gibi altyapının bu kadar büyük olduğu bir şehirden hiç bir futbolcu çıkaramıyoruz. Abi son çıkan futbolcu kim hatırlamıyorum ben yani. Evet, Altay'da yani Kazımcan şu anda Kazım popüler. Canlı. Popüler. İnşallah ayağına taş değmesin diye nazar. Evet, nazardan korusun. Yani Kazım gibi onlarca olması lazım yani. Kazım olması lazım. Her yerde spor okulu var, her yerde futbol okulu var abi. Hiç mi yetenekli çocuklar denk gelmiyor da altyapılara kazandırılmıyor yani? Ya da var, görülmüyor onlar. Maalesef şöyle, İzmir olarak da bir eksikliğimiz var. Okullarımız var. Mesela Altay'ın şimdi altyapıya çok ihtiyacı var. Borçtan dolayı transfer yasağı var. Evet, maalesef. Transfer yapamayacak. Evdeki futbolcular da gidiyor. Kimler de çıkacak maça? Bir B planı olması lazımdı. Ama A planı yoktu ki B olsun yani. Gördük. Bir de şehrimizde şöyle bir durum var. Metropol bir şehir. Büyük bir şehir. Diğer
memleketten ekmek parası için gelen vatandaşlarımız var. Okullara Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbul'un 3 büyük kulübünün okulları var. Maalesef gençlerimiz İzmir kulüplerine fazla gönül vermiyor. Yani burada kulüplerimizin... Yani o biraz da parayla da ilgili. Şimdi bir spor okuluna bir çocuğunu yazdırmak istesen en az 300 lira para vermek gibi bir durumum var. En az. Evet. Galatasaray bilmem. Evet yani tabii ki büyük. İstanbul'un 3. Bunun yanında ayakkabısı var, forması var. Evet. Şeyi var. Bu arada Altay yönetiminin değerli bir arkadaşımız. Alo. Evet. İyi valla şu anda canlı yayındayım Fatih. Altay'la ilgili soruları cevaplıyordum. Sen de tam zamanında aradın. Valla aynen. Senin bir sorun var mı? Şey diyeyim ya şimdi oradayım. Stadın karşısında. Gireceğim birazdan işte. Evet. Röportaj. Evet ben de taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İzbak vakfının şeyi.